Şimdi efendim Karaman okuma yazma seferberliği için yine ayağa kalktı. Karaman gerçekten eğitimde ben de varım diyen illerimizden biri. Muhabirimiz Eda Ali Sinanoğlu da Karaman Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda. Yanında yeni kayıt olmak isteyen kursiyerler var. Eda'cığım söz sende. Orası oldukça havada soğukmuş ama görüyorum ki kalabalık artarak devam ediyor. Evet, günaydın Müge Hanım. Karaman'dayız. Karaman'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'ndayız. Sizin de söylediğiniz gibi, evet hava biraz soğuk ama okuma yazmayı öğrenmek isteyen Karamanlılar hiç buna aldırış etmiyor ve sabahın erken saatlerinde işte buraya geldiler. Hepsi okuma yazma öğrenmek için kayıt yaptırmaya geldi. Şu an yanımızda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Hüseyin Oduncu var. Kendisi de bu seferberliği destekleyenler arasında. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, günaydın. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılmış olan okuma yazma seferberliğine tam destek veriyoruz. Karaman'da okur yazar olmayan kimse kalmasın diye okullarımızda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce ve okullarımız tarafından taramalar yapılmakta ve kurslar açılmaktadır. Şu anda halk eğitim kurslarında bir kursun açılabilmesi için 12 kişi olmak gerekirken okuma yazma kursunda böyle bir şart aranmıyor. Bundan dolayı bütün vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Kayıtlarını yaptırsınlar. Okuma yazmayan hiç kimse kalmasın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür tek bir kişi dahi olsa sınıflar evet. Açılacak. Evet ve Karaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Küçük de yanımızda. Siz neler söyleyeceksiniz Hüseyin Bey bu seferberlikle ilgili? Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü. Biz Karaman Halk Eğitim Merkezi olarak bu kursları sürekli açıyoruz, sürekli destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu okuma yazma seferberliğini başlatması üzerine de merkezimize talepler arttı. Biz özellikle okuma yazma bilmeyen kursiyer annelerimizi, büyüklerimizi bu kurslara davet ediyoruz. Neler yapmaları gerekiyor? İkametlerine en yakın okul öncesi ilkokul, ortaokul, liselere, merkezimize başvurmalarını istiyoruz. Bütün desteği vermeye hazırız. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ve görmüş olduğunuz gibi Karamanlı hanımlar sabahın erken saatinde buraya geldiler. Hepsi okuma yazma öğrenmek istedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz neden öğrenemediniz okuma yazmayı? Zamanımız olmadı. İşte gidemedik. Köy zamanıydı. Ondan dolayı okula gitmedik. Hı hı. Ondan dolayı şimdi okumak istiyoruz. Çocuklarımıza destek çıkmak istiyoruz. Çocuklarımız okula gidiyor. Anne okul dersime yardım et diyor. Edemiyorum. Eşimi beklemek zorunda kalıyorum. Ondan dolayı okumayı çok istiyorum. Peki diplomayı aldıktan sonra hayal ettiğiniz bir şey var mı? Ne yapmak istiyorsunuz? İlk işim ehliyet almaktır. Hı hı. Evet. Onu istiyorum. İnşallah. Ne kadar güzel. Siz neden okuma yazma öğrenemediniz? Kayıt yaptırdınız. Mutlu musunuz? Ne kadar evet çok mutluyuz. Müge Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve yardım ettiği için... Ama çok mutluyum ve çocuklarıma yardımcı olmak istiyorum ben. İki çocuğum okula gidiyor, hiç yardımcı olamıyorum. Çocuğunla birlikte gelmişsin zaten. Evet. Çocuğuma yardımcı olamadığım için babasını beklemek zorunda kalıyorum. O yüzden bu desteğine teşekkür ederim. Peki siz diplomayı aldıktan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Araba var, kullanamıyorum. Ehliyet almak istiyorum. Çocuğumu rahatlıkla okula götürüp getirmek istiyorum. Evet. Peki hanımlar siz de kayıt yaptırdınız. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız. Biz okumak istiyoruz. Siz neden okuyamadınız? Babam göndermedi. Köydeydik. Göndermedi. Okumadık. Hı. Şimdi biz okumak istiyoruz. Kurs açılsın. Biz her zaman istiyoruz. Kaydınızı yaptırırsınız. Evet yaptıracağız. Hı hı. Ondan sonra 3 tane çocuklarım okula geliyor. Yardımcı oluyorum. Oluyum yani. Okuma olsun. Okuyalım. Yani her şey olsun yani biz istiyoruz. Her şey. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Evet okuma yazma öğrenmek isteyen Karamanlılar yeni umutları, yeni hayalleri için buradalar Müge Hanım. Biz İnşallah, de kayıtları Allah yaptırmaya herkes, devam ediyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Teşekkür ediyorum Eda Ali Sinanoğlu. Teşekkür ediyorum Eda'cığım. Ve bu alkışlarda Karamanlılara az önce Halk Eğitim Müdürümüzün, İl Milli Eğitim Müdürümüzün dediği gibi okuma yazma öğrenmek isteyen, okuma yazma öğrenmek isteyen değil. Öğrenmek istiyor musun, istemiyor musun diye sormuyoruz. Diyoruz ki okuma yazma bilmeyen herkes gitsin kaydını olsun. Mesela senin diploman yok. Şimdi gideceksin. Sen mesela o 80 saatlik kur için şimdi git biliyorum diyorsun ya.
gerçekten biliyorsan sana önce diplomanı versinler. Okuma yazma diplomanı versinler. Sonra yüksek sen saate gir, ilkokul diploması al.